Tabii konularımız çok fazla şöyle yapalım istiyorsanız en son geçen akşam daha doğrusu oynanan voleybol maçı vardı orada Evrim'le Nisa'nın yorumları var bir onları dinleyelim çünkü Evrim'in özellikle Nisa'yla ilgili bazı yorumları var onları bir dinleyelim ardından buradayız. Çok fazla birbirine aslında kenetlenebilen bir takım değilken voleybol gibi bir e, oyunu kazanabildik çok daha kolay kazanabilirdik açıkçası. Ama Nisa'nın oynamamış olması avantajlı olduğumuz bir durumda bizi dezavantaja getirdi. Çünkü biz voleybol biliyoruz, o da e, zamanında voleybol oynamış, ben profesyonel oynadım. Bizim her şekilde her döndüğümüz turda voleybolu bilen birileri olacaktı içeride Cemal ile beraber. Ama Nisa'nın canı oynamak istememiş. Oynama sorun yok yani. <laughs> Lütfen ya ne olursun. Lütfen biraz canının istediklerini yap. Sana ben yalvaramam oyna diye. Moralim bayağı düşüktü. Buradaki şartlar gerçekten çok zor. Survivor en zor yarışması olduğunu biliyordum ama gerçekten o kadar zorlayacağımı bilmiyordum. Bilmiyorum neler oldu, yanlış mı uyandım, Ah, havada bir şey mi vardı bilmiyorum ama işte o sahi gördüğüm an dedim ı bugün olmayacak. Bugün yokum ben. Evet Nisa oynamak istemiyor gönüllerde. İstediğinizi seçebilirsiniz. seçebilirsiniz. Gizemi seçtik. Gizemi seçtik. Tamam. Normalde mesela Cemal Can beni kaldırır. Gizem bir şey söyler, moralim düzelir. Ama o gün olmadı. Hiçbir şey moralimi düzeltmedi. Neden olduğunu da bilmiyorum artık. Yani işte gitti. Oynama. Gitmek mi istiyorsun? Git. Sorun yok yani. Mümkünse git artık yani. De, de, de. Böyle birilerinin itmesinden, oyuna çıkarken yalvarmaktan, sürekli her gün ağlamasından, her oyun öncesi onun moralini düzeltmekten ben sıkıldım. Ben artık elimi sudan sabundan çektim. E, dün yapmış olduğu, biz eğer ona 8 zorla aldık oyunu, biz eğer kaybetmiş olsaydık bunun telafisini nasıl sağlayacaktı? Çok özür dilerim takımdan yani onlara yardım etmediğim için. Ama onlara yine de güveniyordum çünkü biliyordum bizim takım çok iyi olduğu için. Dedim ki ben olmasam bile bunlar çok iyi takım. Bizlerden dilemiş olduğu özrü ben kabul etmiyorum. Bundan sonra herhangi bir şekilde oynamak istemiyorum dediğinde de bak nasıl yangın çıkartıyorum. Oynamak istemiyor musun? Git abi. Git. Burası Survivor çocuk kampı değil. Senin nazını niyazını ben çekemem. Bundan sonra öyle bir şey olmayacak. Elimden geleni en iyisini yapacağım. Ee, takımı kaybetmek istemiyorum. Takımı çok seviyorum ee, ve yani herkes bana inansın. Yani inanmasalar da denesin inanmaya. <laughs> Yine tekrar herkesten çok çok özür diliyorum. Evet, Survivor karakter oluşturmaz, karakteri ortaya çıkarır. İhsancım, şimdi bu röportajı ikiye ayırırsak, bir Nisan'ın dediklerini, bir de Evrim'in dediklerini senin böyle altını çizeceğin, dikkatini çeken bir şey var mı? Valla şimdi Nisan dedikleriyle başlayalım. Nisan'ın geç kalınmış bir özrü var. Hani biz o özrü o gün sahada, maçın sonunda, yemek yerken, uyumadan önce filan bir yerde böyle takım içinde duysak bir rahatlayacaktık. Dün onu duyamadık bir türlü. Özrü bugün röportajında hani bir gün sonra e, bir oksijen almış Nisa. Aklı başına gelmiş o zaman yapıyor. Geç kalınmış bir özür ama özür özürdür. Kabul edilmesi lazım arkadaşlar tarafından. Şu var dün biz dedik ki Nisa'nın acaba nesi var ne oldu ne olmuş olabilir ki bu kadar böyle moral bozukluğu oyuna çıkmıyor vesaire onu tartıştık. Ama şunu da dedik ne olmuş olursa olsun yani en geçerli sebep bile olsa yaptığı hatadır. Ki şu an Nisa'nın bize anlattığı hiçbir şey yok. Yani böyle oldu diyor. Baktım, Survivor Bak, çok zor diyor sadece. Sahaya baktım bugün değil geçerli diyor. Geçerli bir sebep değil. Yani de. eğer böyleyse hani dün dedik ya en geçerli sebep bile olsa buna oyuna çıkmamasının nedeni Evet dedik. O zaman bu bir hatadır dedik. Şu an o en geçerli sebepten uzak sebep bile yok ortada. E demek ki hata onun branşı daha olduğu için mi ben. bu arada böyle bir şey söylüyorsun? Hani en geçerli sebep bile olsa o gün psikolojisi iyi olmayabilir. Ben bugün oynamak istemiyorum dedi. Evet. Bunu tolere edebilir miyiz? Hayır. Diyorsun şöyle. yoksa Şimdi, hani onun branşı olduğu için özellikle 120 gün geçireceğin Survivor'da bir kere voleybol oynanıyor. Bugüne kadar öyle oldu. Hı hı. Sen bir voleybolcusun oraya gidiyorsun ve takımının sana en ihtiyacı olduğu gün. Ama sen o gün hiçbir şekilde oynamıyorsun tamam oynamıyorsun. Takıma destek vermiyorsun tamam destek vermiyorsun. Bir de takımı düşürecek şekilde orada duruyorsun böyle. Bu yani hiçbir artısı yok. O yüzden de tabii ki bu bir hatadır diyorum. Yoksa e, normal bir günde de Nisa'ya ihtiyaç duyuyor zaten arkadaşlar. Çünkü sahanın o takımın en iyi kadın yarışmacısı. Hani fiziksel olarak da bu çok belli. E, Nisan oyuna çıkmıyorum deme lüksü yok zaten 3 tane kadın yarışmacı olurdu. Evet. Bora. Şimdi önce şunu söylüyor Nisa. Ben oyundan önce takımıma zaten güveniyordum. Ama yemeğe geldiğinizde Barış ona işte nasıldık? Kötüydük mi? diye sorduğunda evet kötüydünüz diyor. Çevir kazı yanmasın ya. Aynı şey. Yani güveniyor muydun yoksa gerçekten kötüler mi? Tutarsız bir davranış yani. İhsan'ın da dediği gibi bize geçerli bir sebep İstersiz sunar sunmaz ama biz bunu merak ediyoruz. Survivor çok zor. Bu geçerli bir sebep değil. Survivor herkese zor çünkü. Ve takımının sana en çok ihtiyacı duyduğu oyunda en çok ihtiyacı duyduğu için şunu söylüyorum. Çünkü voleybol oynamışsın sen. Bu branşta iyisin. Takımına ciddi anlamda iyi sayılar kazandırabilirsin. Evrim zaten iyi. Bir oyunda Evrim, bir oyunda sen olsanız bu oyun zaten böyle 10'a 8'e gelmezdi. 10'a 3, 10'a 4 bir tane. Kesinlikle yani. Ve benim için geçerli bir sebep değildi. Evrimin dediklerine de katılıyorum. Yani burası Survivor. Mücadele etmen gerekiyor. Mutlaka hepimizin düştüğü ya da kötü hissettiği günler olmuştur. Ama geçerli bir sebep de olmuştur. Nisa bunu bize söylemeli. Çünkü Acun abi soruyor ya da en kötü Acun abi sorduğunda cevap vermiyorsan, röportaja çıktığın zaman kimseye bir şey söylemek istiyorsan bize bunu geçir, bize söyle bunu. Geçerli hiçbir şey söyleme. Tamam <laughs> mı? Yani şöyle düşünüyorum evet dün e, voleybol oyununda oynamaması çok büyük bir hata ama e, dün de konuştuk bunu herkesin e, yapısı aynı değil ya kimisi çok fazla duygusal olabiliyor e, burası survivor diyoruz herkese şartlar eşit ama kimisi kaldırabiliyor kimisi kaldıramıyor kimisine çok basit bile geliyor hani burası için yaratılmışım falan diyor ama baktığımızda Nisa duygusal bir insan olduğu için belki öyle büyüdü öyle yetişti. O yüzden e, bazı durumlarda bunu Nisa bir kerelik olsa normal bir oyunda yapmış olsa bence bunu e, alttan alınabilecek bir durum. Arkadaşları tarafından ya da izleyici tarafından da. Ama dediğinize katılıyorum söz konusu olan onun kendi profesyonel olan bir alanı yani voleybolsa orada kesinlikle ne olursa olsun o gün modu düşük de olsa bir şekilde oynuyor olması gerekiyordu ben e, Evrim hani çok sert konuşuyor sert eleştiriler yapıyor ama ben Evrim'e %100 katılıyorum yani kimse onu burada sürekli ayağa kaldırmaya çalışmamalı evet. şimdi e, orada diyor ki Nisa Cemalcanla Gizem bana bir konuşma yapıyor ben işte tekrardan ayağa kalkıyorum E, varsayalım yarın Cemalcan elendi ya da Gizem elendi o zaman Nisa da elenecek Nisa da bırakmak isteyecek. Yani izleyici ya da onu destekleyen kişiler bu durumu görmek zorunda değiller. Kesinlikle. O yüzden de ben Evrim'in dediklerine yüzde katılıyorum. Şimdi ben e, yaklaşık olarak hayatımın şaka değil ama bir yılı Survivor'da geçti. Bana sorsanız Survivor'da e, hangi güne güzel uyandın diye, herhalde yüzde doksanını mental olarak e, bir zorlanmayla uyanmışımdır. Niye? Aç uyanıyorsun, e, o gün yarışa çıkacaksın onun heyecanı var. Arkadaşlarınla bir şekilde mücadele ediyorsun. Aile hasreti var. Birçok sıkıntı var. Ülkenden uzaktasın falan. O yüzden mesela ben, mesela Nisa diyor ya, e, burada şartlar çok zor. Bugüne çok, çok kötü uyandım. Ben bunu bahane olarak görmüyorum. Bir, çünkü gerçekten Survivor'da her gün zor. İkincisi, hadi diyelim her gün zor ama iyi olan günler de var. Nedir bu? Ben kendimden yine yola çıkayım. Büyük ödüllerle kavuşacağım günler. İşte aile ödülleri, İstanbul'a geldik ödül olarak onun heyecanı. Bundan benim güzel günlerimdi. Ama aklıma ilk gelen ne biliyor musunuz? Birleşme partisinden sonraki gün. Ya dün akşam ne kadar eğlendik. Ne kadar güzel yemekler yedik. Kendimi sıfırlanmış gibi hissettiğim dediğim gün üç kere yaşadım bunu Survivor'da. Üç birleşme partisi. Üçünde de çok güzel uyandım. Şimdi nisa için söyleyeceğim. Normal bir günde yapsa bir tık daha anlarım ama sen dün akşam birleşme partisini yaşamışsın. Survivor'da İki aydır beklediğim bir gün. Eğlenceli geçmiş. Danslar etmişsin. Babanı görmüşsün videoda. Aileni görmüşsün. E onun dışında ertesi gün oyun alanına geliyorsun. Sana bir gün daha orada kalma fırsatı veriliyor ödül olarak. Oyun da senin bugüne kadar profesyonel olarak... Yani en çok daha doğrusu en çok e, süre yaptığın spor. Ve senin yıldız olacağın bir şey. O yüzden ben hiçbir e, bahanesini kabul etmiyorum. Mesela diyor ki Damla'nın dediği gibi... Cemal Can'la Gizem hep beni böyle şey yaparlardı diyor. Motive eder. Yani seni sürekli birilerinin pohpohlaması mı lazım senin Survivor'da gitmen için? O insanlar ne yapsın? Kendisi için uğraşmak yerine her şeyi bırakıp mi <laughs> sen ne uğraşsın? Aslında bu ilk başlarda kaybetti, olsa okey. kolye bulsunlar. Senin moralin düşük, seni ayağa kaldırmaya çalışsınlar. Orada ünlüleri yenmeye çalışan bir takım her şeyi bırakacak, Nisa hanımefendiyle uğraşacak. Ben bunu kabul etmiyorum. Bak burada herhalde şu masaya oturduğumuzda en nisacı bendim gerçekten bak dedim ki bu kız dedim şampiyonla yürüyecek evet. gerçekten adım adım da böyle üstüne koyarak yaklaşık bir ay boyunca yukarı çıktı ama yani yavaş yavaş böyle o ağlamaları e, sakatlığını evet bahanedir bence güzel bir bahanedir sakatlığını gösterip kahraman olacağı yerde gerçekten kenara çıkması tamam sakatlığından oynayabilir oynamayabilirsin ama kahraman olacağı fırsat varsa eğer bence risk alman lazım burada bunu yapmaması. İşte kolyesini kaybediyor, kolye şeyi falan filan derken Nisa için şu an Survivor çok garip bir noktaya geldi. Yani şu an benim gördüğüm Nisa profilde şöyle, evet belki kendini toparlayacak ama 10 gün sonra yine bir olay olacak, yine bunu bize yaşatacak. Çünkü sen hala Cemalcan'dan gizemden seni ayağa kaldırmasını bekliyorsan, e vay haline senin o zaman yani. Ben bu yüzden e, kabul etmiyorum, özrün de şu şekilde kabul etmiyorum. Bana böyle röportajda gelip. Özür dilemesinin hiçbir anlamı yok. Eğer sen hatayı sahada yaptıysan sahada özür dileyeceksin. Geçti Eğer onun ya da yemekte. hata olduğunu şey yapıyorsan yemekte edeceksin o özrü. O da güzel bir laftır. Geçti borun pazarı süreç şeyi Nide'ye. Bor Nide yaklaşık 26 kilometre olan bir yerdir. E herkes bolu diyebilir de bolu değil o bordur. Ben de dedim. Ee, evet, böyle. yok yok hayır genel ha, söylüyorum. Yok. Aynen. Öğrenmiş oldum belki. Ha. Ya sen Bolu'yum biliyorsun. Ben Bolu'dye. Geçtim Boru'dan falan. Süreç iyi de. Oradakilere <laughs> de <doğru>. selam <laughs> olsun. <oldu>. Güzel, aynen. <laughs> aynen. E, o yüzden ben burada hata olduğunu düşünüyorum. Evrim'in röportajı biraz sert. İşte burası Survivor. Çocuk parkı değil falan. Sert ama e, ben dinleyici olarak, izleyici olarak dinlediğimde helal olsun Biz diyorum, diyorum ya. ya evrim yani şey... Evrim çok doğru hamleler yapıyor Bu şey yolda para bulmuş gibi bir <laughs> şey böyle tamam hani. Adı, takımında Nisa gibi bir oyuncu var ve böyle bir hata yapıyor. O da röportajda çakıyor onu. Yapacak yani. Tabii. O da bu arada da. sadece röportajda da yapmıyor. arkadaşının önünde de bu şeyini dile getiriyor. Sadece röportajda yapmıyor. Oyun, Oyun diyorsun, alanında diyorsun, da evet. tabii aynısını yapıyor yani. Aynı tepkileri veriyor. Söylediklerini orada dile getirmese bile vücut dili bazı verdiği tepkiler orada da aslında tepkini, tepkisini ortaya koyuyor. Mesela burada bana evrim fırsatçı olarak da geçmiyor mesela. Hayır canım. Hani böyle olayı iyice büyütse orada şey yapsa falan değil. Tadında gidiyor bak. Hani Nisa Nisa gerçekten demin dediğiniz gibi evrim için çok büyük bir fırsat. Hani şu an izleyen biri der ki evrimin en büyük şansı belki de Nisa'nın orada olması. Niye? Bir tarafta sürekli böyle e, aşağı itilen, e, üzerine pres yapılan, mobbing yapılan bir evrim. Öbür tarafta e, ne derler el üstünde tutulan pamuklara sarmalanan bir Nisa. E, seyirci bunu görüyor şimdi. Evet. E, o yüzden mesela ben seyirci olarak e, evrime uzak bir insanken şu an evrime Nisa'dan belki daha yakınım. Evrimin mücadelesi, isteği, hırsı, survivor olan tutkusu beni şey yapıyor. Bak dün kızı arı soktu. Normalde herhangi bir survivor yarışmacısı orada böyle krizlere girebilir. Evrim nasıl? ah arı soktu. Devam devam tamam dedi. Sonra aldılar da kenara gitti ama hani arı sokmasını bir arı sokması olarak yaşadı. Bitti olay.